Bu planlamaya dahilen biz de 5 yıl boyunca bölgedeki kamulaştırılacak alanlar, belediye mülklerinin eskimiş, sıkıntılı alanların yıkılması, alan açılması konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. Yeni çarşı yapacağımız alanda yaklaşık 50 dönüm bir alan açtık Sanırım Ercan şu Bey. anda çarşı Evet, bu orijinal. projesinde Bugün ihaleye çıkan, TOKİ'de şu an ihaleye çıktı bu. Uygulama planları yapılıyor. Bu alan proje. Bu da bitti. Son proje böyle. Yani Çerkeş'in yeni çarşısının, yeni konut alanının, yeni konut alanının, iş yerlerinin, belediye binası orada, ürün pazarı orada, alanın olduğu birebir şu an alan proje bu. Bu inşallah hayalimiz, biz Bu gerçekleştiriyoruz şu an. Çerkeş'i uçurur da ne zaman uçurur? Ne zaman Ha, yapacak ihale proje mi? çıkıyor. İhale çıkıyor şu an. TOKİ ihale çıkıyor. Bakın biz bir köşesinden bu projeye başlamıştık. Ama Sayın Bakanımız Murat Kurum'un yanına gittiğimizde, Salim Çiftçioğlu vekilimizle beraber bu projeyi de götürmüştüm ben. Yani normalde 100 bin konutluk, 100 bin konut içerisinde TOKİ projesi için gitmiştik biz. Fakat bunu yine de bir gösterelim projemiz diye bu projemizi Sayın Bakanımızın önüne koyduk. Baktı, dedi ki başkanım bu Anadolu ilçelerinden gelen bize en güzel proje. TOKİ Başkanı da aynı şeyi söyledi. Allah razı olsun. Dedi bunu biz yapalım. Sayın Bakanımdan Allah razı olsun buradan bütün ilçem adına teşekkürlerimi arz ediyorum kendisine. Biz yapalım dedi. Projeyi beğendi ve nitekim projeyi görmek için de Çerkeş'e geldi. Gezdi alanı. Dedi ki bu projede eksiklikler var. Bunu şöyle şöyle yapın. Biz o eksiklikler için oyalandık. Şimdi o eksikler tamamlandı. Alan proje bitti. Bir ihaleye geçtik. Yeni çarşımızda neler olacak? Bu proje bir yaklaşık 41 tane minimum iş yeri olacak, 150 metrekare büyüklüğünde en az. Daha büyükleri de var. Yaklaşık işte konutların 134 tane konut ve daire olacak bu alanda. Yeni bir belediye binası olacak. Bakın görüyorsunuz şu an. Evet, Evet, böyle bir belediye burası. binası. Birebir örneğidir bu. Yani şimdi bunlara baktığımız zaman Evet, gerçekten birebir etkilememek örneğidir bu mümkün ve değil. yaklaşık 100 araçlık 80 işte 90 ve 100 araçlık şehir meydanının altında yeraltı otoparkı olacak. Tabii Çerkeş'in dokusunu da şey yapmayacaksınız burada Hiç değil mi? bozmuyoruz. Bozmuyoruz. Çerkeş'in okulu ve biliyorsunuz kentler, modern kentler, gelişen kentler şehir meydanları anılır. Bu Avrupa'da arada yani sizi de kutlayalım. Yani belki de Çankırı'da ilk defa sadece yaya trafiğine açık bir sokakta Çerkeş de var bu noktada. Evet, onu Sokak daha önce cephe yapmıştık. güzelleştirmesi, sokak güzelleştirmesi de yapıldı. Onları Onu atladınız ama ben söyleyeyim. atladığımız daha çok şey var. Bunları Evet. konuşacağız da, değil mi yani? Bunları Evet. anlatacağız, soracağız, konuşacağız, anlatacağız. Tabii.